Bugün mesela kendine hadis inkarcıyım diyen insanlar var. Adam biri diyor ki başörtüsü yoktur diyor. Biri diyor ki yok sadece göğüslerini kapatacaksın diyor. Biri diyor ki yok sadece başını kapatsan yeterlidir diyor. Biri de diyor ki yok diyor tamamıyla kapatacaksın diyor. Hani aklın yolu birdi? Aklın yolu bir olmuş olsaydı sizin sözünüzün bir olması gerekirdi. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam aranızdaki bu ihtilafları çözmeye geldi. Ayetleri yanlış anlamanız sonucunda insanları saptırmamanız için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir konu hakkında konuştuysa hüküm odur. Bitmiştir. Çünkü o nedir? O Kur'an'ı tefsir edendir. Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Biz böyle biliyoruz. Adam diyor ki işte ipek ben diyor giyerim diyor. İyi giysen kıyamet günü sana ateşten bir parça olur o. Dünyadayken giyersin o ipek gömleğini, kıyamette de ateş gömleğini giyersin, sana mübarek olsun deriz, işin içinden çıkarız. Bizim yani kimseye inandırma gibi bir derdimiz yok, amacımız gayemiz bu değil. Biz anlatırız, olay bitmiştir. Etiyullahu ve etiyur rasul, fahzeru fe in tevelleytum fe'alemu enneme ala rasulinel belagul mubin. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve ayakta durun, dikkatli durun diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü Resul'e düşen apaçık bir tebliğdir. O kadar. Tebliğ eder, gerisi size kalmış. Şimdi adamlar diyor ki ayette yok helal ve haram. Halbuki kardeşler, normalde ayetin açıklamalarına göre gitsek, bunların var ya, bunların burada hiçbir hakları olmaz. Neden? Çünkü biz her zaman söylüyoruz. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da, kitabında, mesela Araf suresinde o peygamber ki aleyhissalatü vesselam size temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar diyor. Tamam, bu ayette böyle. Biz ne anlıyoruz? Allah ve Resulün böyle bir hakkı vardır. Devamında başka bir ayete mesela Allah Azze ve Celle özellikle Tövbe suresinde şunu söylüyor. قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenlerle savaşın. لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ve Allah ve Resulünün haram saydığını haram saymayanlarla savaşın diyor. Bakın burası çok önemli. Allah Azze ve Celle bize neyi söylüyor? İllet ne? Allah'a ve ahiret gününe iman etmemek. Başka? Allah'ın, bak burada atıf var. مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ atıf nedir? Ayırıyor. Allah'ın ve Resulünün haram saydığını haram saymayanlarla savaşın. Devam ediyor ayet. Aşağılanmış bir şekilde cizye verinceye kadar savaşın diyor. Şimdi kardeşler bu adamlar Allah'ın ve Resulünün haram saydıklarını haram sayıyorlar mı? Maalesef. Saymıyorlar. Hadi bugünkü tağutları geçtik. Bugünkü tağutların hadi şeyleri apaçık. Ama bugün İslam kisvesi adı altında böyle zahiren baktığın zaman tevhid söylemlerinde bulunan ama Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bazı hadisler geldiği zaman koltuğuna yaslanmış bir şekilde ben Kur'an'da bulanı alırım, Kur'an'da bulmayanı almam diyen insanlar var mı? Var. İşte burada kastedilenler bunlardır kardeşler. Benim aslında kastettiğim kimseler bunlardır. Neden? Çünkü bu insanlar ne diyorlar? Alay eder gibi. Ben Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle demiş olsa bile ben hanımımın teyzesiyle evlenirim diyecek kadar aşağılık ve diyecek kadar cüretkar insanlar olmuşlar. Ben altın yüzük takarım çünkü Allah Kur'an'da altını yasaklamamış diyecek kadar. Ya bu rejim de neymiş? Bu ne canilikmiş? Ya kılın dini mi olur? Gibi söylemlerde bulunarak Allah'ın ve Resulünün getirdiklerini beğenmemek, Allah'ın ve Resulünün getirdiklerine buğz etmek, Allah'ın ve Resulünün getirdikleriyle alay etmektir bu. İşte bu icma ile küfürdür kardeşler. Selefin zamanında asıl küfür, selefin zamanında asıl tekfir edilmesi gereken insanlar bunlardı. Geçmişte oy vermek şirk midir değil midir meselesi yoktu. Geçmişte tağuta muhakeme olma meselesi yoktu. Her yer İslam devletiydi. Geçmişte işte bu bahsettiğim meselelerin hiçbiri yoktu. Kabirlerden yardım isteyen insanlar yoktu selefin döneminde. Ancak bugün bunlar var. Selef işte bu bahsettiğimiz kimseleri tekfir ediyorlardı. Bu konuda hiçbir ihtilaf yok. Selefin burada icması var diyebilirim.